Sınır kenti Ardahan'dan selamlar. Biz şu anda Türkiye'nin en doğusundaki Ardahan ilinin canlı hayvan pazarındayız. Deyim yerinde ise yöre lehçesiyle mal meydanı. Gürcistan'a olan kapıların açık olması, Ermenistan'a olan kapıların açık olması bölge halkı açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu kapıların kapanmasıyla bölge halkı tamamıyla umudunu keserek büyük kentlere insanların yine de can damarı, mal dediğin canın yongasıdır. Biz şimdi canlı hayvan pazarı içerisindeki bu malları alıp satanlarla bir sohbete devam edeceğiz. Biz Peki kaça satıyorsunuz? Ben şimdi bunu 1,5'a satıyorum, alan olmuyor. Geçen sene de 1,5 idi, bu sene de alan 1,5 vermiyorlar. Mal para yetmiyor. Mal para yetmiyor. Bilmiyorum, 2 senedir sayıyoruz, gene aynı fiyat, gene aynı fiyat. Her şeye zam var, yem her pahalı, tamam pahalı. Yok. Her şeye zam yok. Şimdi abi nasıl para yetsin? Yabancı devletten ithal et, ayda 40 bin ton et girer Türkiye'ye. Hayvanımız zaten para etmiyor, o bizi öldürüyor. Bu değil yani. 40 bin ton et girer ayda. O kesilse bizim hayvanımız bir ise iki yetmez. Mesela diyelim bizim çiftçi borcumuz var, bizim mesela diyelim kredi borcumuz var, her çeşit sorunlarımız var. Hiçbir sorun. Peki bu kredilerin faizleri falan var mı? Var tabii. Nasıl? Yani senede kaç, yüzde kaç artıyor? Bir sene yatırmadın mı basacak icrayı senin üzerine. Traktörünü de alacak, malını da alacak, hepsini alacak. Dostum çiftini verirdik 2 milyar 600'e, 2 milyar 900'e. Şu anda veriyoruz 2 milyar 200'e. Daha düşük. Hayvancılık para etmiyor. Hayvancılık para etmiyor. Hayvancılık bitmiş. 800 yıl önce. Fazla konuşma diye hayvancılık ölmüş. Ölmüş. Millet bitmiş. Tabii gerçekten. Adın ne sayın? Gürcistan Surat. Akın siz her gün okula gitmek için bu yolu şey yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ömer Ağa köyünden Bayramoğlu'nu geçerek Binbaşar'a okumak için gidiyoruz. Bu yolu personel filan dinlemeden gidiyoruz. Sen kaç yıldır okuyorsun? 8. yıldır okuyorum. 2 yıldır burada okuyorum. Kış şartları zor olmuyor mu? Kış şartları zor olmuyor. Yani servisiniz yok mu? Servis yok. Verilmek istedi ama daha bulunmadı araba. İki tane şey verecekti, minibüs verecekti. Ne oldu? Niye vermediler? Bilmiyorum, daha bulamadılar. Ha, daha bulamadılar. Valilik gelmişti. Anladım, valilik geldi, ilgilendim. Valilik geldi. Ha. Siz kaç tane öğrenci okuyorsunuz köyde? 10 tane deniyoruz. Her gün sabah erkenden kalkıyoruz, akşam saatten dönüyorsunuz. Akşam 4'te falan gidiyoruz. Yani. Peki karanlık oldu ama nasıl yapıyorsunuz? Efendim? Karanlıkta nasıl oluyor peki? Karanlık fazla çökmeden biraz daha çökmüştüm. Sizin neydi? Gürcistan. Gürcistan? Surat. Selamlarını söylüyorum, bize servis göndersin. Bu sıraçlar amcamıza çok teşekkür ederim.